Günaydın sevgili anne babalar. Bugünkü konumuz ishaller. Çünkü özellikle yaz aylarında ishal en sık gördüğümüz enfeksiyonlardan biri. Bu sene koronavirüs nedeniyle çocuklar okula gitmedi, çok fazla bir araya gelmediler. Dolayısıyla çocukların yakın temasları dolayısıyla ortaya çıkan üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları, kulak ve boğaz enfeksiyonlarını bu sene neredeyse hiç görmüyoruz. E, gelen hastalarımızın büyük bir çocuk çoğunluğu sağlam çocuk ve aşılama için geliyor ama son günlerde ishallerde de ciddi bir artış var. E, i̇shallere yaklaşım çok önemli. İshallerin %90-95'i virüslere bağlı ortaya çıkıyor. dolayısıyla ishal olan bir çocuğa antibiyotik vermek çoğu zaman hastanın daha da kötüleşmesine, ishalinin artmasına sebep olabiliyor. Çünkü antibiyotik ishali dediğimiz bir kavram da var. E, i̇shalde eğer mümkünse özellikle ishal sayısı fazlaysa mutlaka e, bir dışkı tahlili yaparak çeşitli virüsler araştırılmalı. Dışkıda lökosit ve kan eritrosit varlığına bakılmalı. E, yalnız şunu vurgulamak istiyorum. Dışkıda lökosit her zaman e, bir e, bakteriyel ishal anlamına gelmiyor sıklıkla. Birçok viral ishalde de e, dışkıda lökosit olabiliyor. Hastanın kliniğine göre ateş, ishalin sıklığı, kaç gün sürdüğü ve mümkünse dışkı kültür sonucunu bekleyerek yine mümkün olduğunca antibiyotikten uzak durmak gerekiyor. E, dengeli elektrolit solüsyonları verilebilir. Çocuk bunları içmek istemediğinde her ishalden sonra çocuğun e, kilosunu 10 ile çarpın. Örnek veriyorum 10 kiloluk bir çocuk için 100 mililitre ekstra sıvı takviyesi yapmakta fayda var. Bir sefer normal su bir sefer ılık hafif tuzlu bir ayran, bir sefer de taze sıkılmış elma suyu gibi farklı sıvılar vererek yine dengeli elektrolit solüsyonuna yakın bir oran elde etmek mümkün. Ancak ağızdan hiçbir alımı olmayan çocuklara bazen sıvı takmak gerekiyor. Çok yoğun ishal ve sıvı kayıplarında bazen 2-3 gün hastanede yatırmak gerekiyor. Özellikle rotavirüs aşısı yapılmamış çocuklarda e, bunun bir rotavirüs olup olmadığını değerlendirmekte fayda var. E, tedavide probiyotikler en önemli e, parametre. Antibiyotikler kesinlikle çoğu zaman gerekli değil. E, bir de bazen bağırsağın geçirgenliğini e, düzenleyen, mukozanın iyileşmesine yardımcı olan farklı bazı saşe ve tozlardan da faydalanabiliyoruz. E, sağlıklı günler diliyorum.